günler. Ankara büromuzda emekli Büyükelçi Murat Özçelik var ve kendisiyle en son Büyükelçiler krizi ve şu anda yaşanmakta olan tezkere oylamasından hareketle özellikle muhalefetin dış politikaya bakışını konuşacağız. Murat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Ruşen. Merhaba. Sizin bir kısa dönem CHP milletvekilliğiniz ve CHP yöneticiliğiniz de var ama bayağı kısa sürdü. Siyasetin de içindesiniz. Özellikle muhalefeti ve CHP'yi de bayağı iyi biliyorsunuz. Şimdi doğrudur. Bir büyükelçi krizi yaşadık. Bitmiş gibi gözüküyor. O krizi tabii bir eski bir diplomat olarak, diplomatlıkla eski olmuyor ama bir diplomat olarak bu olay çok istisnai bir olaydı herhalde. Dünya diplomasi tarihinde de ender görülen 10 büyükelçinin birden istenmeyen kişi ilan edilmesi vesaire. Hem bu olayı nasıl değerlendirdiğinizi ama özel olarak da bu olayda muhalefetin bir duruşu var mıydı? Evet. Yok muydu? Nesi doğruydu, nesi yanlıştı? Onunla bir başlayalım. Şimdi Ruhcan'cığım şöyle söyleyeyim. Hakikaten dediğin gibi bu pek diplomasi tarihinde görülmüş bir şey değil. 10 tane büyükelçinin birden hani persona non grata ilan edilmesi. Ama inanır mısın bilmiyorum. Hayatımda ilk defa olarak gerçekten söylüyorum. Çünkü daha önce ben Cumhurbaşkanı'nın adımlarını mantıkla mütalaa ettiğim zaman hiç yani mantığı geç ya belki de böyle de düşünebilir falan diye esnettim de mantığı. Fakat hiçbir zaman onun adımını kestiremedim sor. Yani ne seçim sonucunu bilebildim ne ayıp. Gerçekten böyle yani ya attığı adımlarla ilgili o şeyin içerisine, o kafa yapısını anlayamıyordum. Ama ilk defa olarak bu 10 tane büyükelçiye çekin gidin dediğinde dedim ki biz netice itibariyle buradan geri adım atıldığını göreceğiz. Göreceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın bunca ülkeyle hep birlikte böyle bir soruna girebilmesi söz konusu değildir. Tamam. Yani ilk defa olarak bunu kimseyle de paylaşmadım. Yani belki de bir senedir ilk defa olarak senin programına çıkıyorum. Çünkü zaten dinleyen yoktu, bir şey yoktu filan falan. Ama söylemek istediğim şu, buradan geri adım atılacağı bence son derece geçerli bir olaydı. Şunu söyleyeyim, yani bir defa hani beni de, ben de dahil olmak üzere Cumhurbaşkanı hani eski büyükelçileri bir defa bir güruh olarak saydı, değil mi? Bunlar dedi bir güruh, ne millidir ne yerlidir bunlar falan falan. Hiç kimse kusura bakmasın ve hiç kimse avut etmesin. Ben bu memleketin büyükelçiliğini, bu memleketin diplomatlığını 30 sene yaptım. Tamam mı? Dolayısıyla öyle bana bu bir güruhtur, bir yerli milli değil. Bugüne kadar biz Türkiye'yi savunmadık mı? Hala savunmuyor muyuz? Savunuyoruz. Hatta şu kadarını söylemek istiyorum Ruşen'cim. Ben Ankara'daki bütün büyükelçiler var, yabancı büyükelçiler. Onlara bir mesaj iletmek istiyorum eğer izin verirsen. Tabii. O da şu. Yani ne olur bakın hakikaten geçenlerde bir arkadaşımla, gazeteci arkadaşımla konuşuyorum. Dünya beşten büyük. Tayyip Bey'in dediği gibi dünya beşten büyük. Ama Türkiye'de Tayyip Bey'den büyük, Cumhurbaşkanı'ndan büyük. Yani ben eski bir büyükelçi olarak sizlerden özür diliyorum. Ankara'daki büyükelçilerden. Çünkü ben artık utanmaya başladım. Yani ortada bir tiyatro oynanıyor ve ondan utanıyorum. Gerçekten utanıyorum. Verdiğiniz cevap, yani bu 10 tane büyükelçinin verdiği cevap o kadar açık ki. Diyorlar ki, bak kardeşim diyorlar,
ben senin iç işlerine karışmadım. Değil mi? Yani şeyin Amerika'dan bütün diğer büyükelçiliklere kadar hepsinin söylediği ben teyit ediyorum diyor 41. maddeyi. Ben senin iç işlerine karışmayacağım. Karışmam da diyor. Niye diyor bunu? Çünkü insan hakları konusu iç işlerine karışmak değil de onun için. Kendi pozisyonunda yani Avrupa Birliği olsun, Amerika olsun neyse. Yani demokrasiler insan haklarıyla ilgili konularda hiçbir şekilde geriye adım atmadıklarını söylüyorlar. Anlatabildim mi şeycim? Yani adamlar diyor ki vallahi kardeşim sen ne söylersen söyle. Yani iç işlerime karıştı bilmem ne bilen falan de. Sen öyle uluslararası sözleşmelere, şunlara bunlara zaten imza atın. Avrupa Birliği'nin değerlerini, Avrupa'nın değerlerini kabul ettiğini söyledin. Ve ondan sonra şimdi de çıkmışsın. Yine kendi halkına tiyatro oynuyorsun. Yani benim de üzüldüğüm, ya kardeşim bu dış politika. Dış politikayı artık zaten tezkere kısmında da konuşacağız. Artık lütfen içerideki insanları aldatmak için kullanmaktan vazgeçin. Vazgeçin yani. Rezil olduk. Ben utanıyorum. Gerçekten Allah'a bin kere şükür. Eski bir diplomatım. Allah'a bin kere şükür şu anda görevde değilim. Tamam mı? Yani bunu çok açık söylüyorum. Ve bütün halkımıza yani neyi düşünüyorum biliyor musun Ruşa? Eski bir siyasi olarak ve tabii şeye de kızdığım taraflar var, CHP'ye de kızdığım taraflar var. Ama diyorum ki ya, yani bu kararsız arkadaşlarımız var ya, geçtim ben o AKP'yi şey yapanlar. Ne olursa olsun reis de reis de. Tamam kardeşim o senin kararın, ne yaparsan yap. Yani neresini yalarsan yala, orada bir şey yok. Ama diğer kararsızlar, ya ne olur... bilgiyi doğru yerlerden. Yani medyaskoptan alın en azından. Samimi söylüyorum. Çünkü burada doğrular konuşun. Ve o doğruların konuşulması çok önemli. Şeyler. Peki şöyle bir araya gireyim. Mesela buyurun. Siz CHP'den ayrılmamış olsaydınız ve dışişlerinden sorumlu bir pozisyondaydınız. Bu olay o zaman olsaydı ya da bugün o pozisyonda olsaydınız, Kemal Kılıçdaroğlu'na ne derdiniz? Bu kriz başlar başlamaz Erdoğan'ın onunu birden kastederek bunları barındırmak zorunda değiliz. Dışişleri Bakanıma talimat verdim, persona non grata ilan edeceğiz. Açıklamasından sonra siz Kemal Kılıçdaroğlu'na, Kemal Bey'e nasıl bir açıklama, nasıl bir duruş tavsiye ederdiniz? Vallahi bir defa şunu açık söylerdim. Bu adamın bunu yapabilme imkanı yok. Yani keşke yapsa. Tövbeler tövbesi. Türkiye'nin hilafına bir şey isteyecek halimiz yok ama yapmış olsaydı kendi şeyini çoktan imzalamış. Bakın sen ne söylüyorsun? Böyle bir şey olamaz çünkü. Ama Kemal Bey'e de açıkça derdim ki vallahi çık ve şeye, bütün büyükelçilere de ki biz sizin pozisyonunuzu çok iyi anlıyoruz. İnsan hakları uluslararası hukukun bir parçasıdır bu iç. İç hukuk değildir. Artı yani siz bizim iç işlerimize müdahale etmiş falan değilsiniz. Müdahale etseniz zaten ben de muhalefet olarak size gerekli tavrı gösteririm. Ama siz diyorsunuz ki kardeşim biz hiçbir surette Viyana Sözleşmesi'ni, 41. maddesini ihlal etmiyoruz. Dolayısıyla ama Osman Kavala gibi insan hakları üzerine habire uğraşan bir adamı içeri aldınız. Ve de 4 senedir bu insanın şeyi yok. Yani bu insana karşı herhangi bir iddianame bile hazırlanmış. Ve bundan sonra hukuktan mı bahsediyorsunuz? Siz hiç merak etmeyin derdim. Biz muhalefet olarak bakın bir sonraki seçimde geliyoruz. Bir sonraki seçimde geldiğimizde Cumhurbaşkanı'nın kendi hukuku çerçevesinde içeri tıktığı herkesi çıkartacağız. Bunun içerisinde Osman Kavala da olacak. Çünkü onun bir suçu
maalesef ne suçu olduğunu biz anlayabilmiş değiliz. Eğer anlamamızı hukuk istiyorsa, hakimler istiyorsa bir iddianame yazsınlar da görelim der. Böyle bir şey söyleyeyim. Peki yani, şunu da sorabilir miyim? Şimdi 10 tane ülke var. Bunlar hepsi Avrupa Birliği üyesi olsaydı bu olayın Brüksel'de kotarılmış bir şey olduğunu düşünebilirdik. Ama bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler var. Ama Yeni Zelanda var, Kanada var, ABD var. Böyle bir ilginç bir araya gelme var. Bunun da böyle bir ülkelerde yaşayan büyükelçilerin herhangi bir yerde böyle bir ortak açıklama yapması da herhalde ender görülen bir husus. Burada özel olarak da şunu sormak istiyorum. Zamanlama olarak benim nacizane yorumum, bu büyükelçilerin bu açıklıkta bir challenge, yani bir anlamda Erdoğan'a meydan okuma olduğu bariz olan bir olay. Bunu yapmalarının bence bir nedeni de artık Erdoğan devrinin kapanmakta olduğu fikrine onların da bir şekilde inanıyor olmaları. Yani Erdoğan'ın güçlü olduğu bir zamanda bu tür bir çıkış yapacaklarını, yapabileceklerini açıkçası sanmıyordum. Böyle de bir görüşüm var. Katılır mısınız? Tamamen katılıyorum. Tamamen katılıyorum. Bir de şöyle düşünün. Avrupa Birliği bu işi kotarır veya bütün Avrupa Birliği üyelerinden olsaydı Brüksel'de bunu kotarır. Ya bu sadece Avrupa Birliği değerleriyle ilgili bir şey değil. Bu açıkçası insan hakları konusuyla ilgili ve dolayısıyla da gerçekten uluslararası hukukun bir parçası. Yani ve bu büyükelçiler kendi şeylerine, dışişleri bakanlarına, bakanlıklarına sorup da gerekli talimat almadan böyle bir açıklama yapmazlar. Hepsinin arkasında kendi bakanlıklarının olumlu talimatı vardır. Ve de o olumlu talimatı verirken de gerçekten iyi düşünmüşlerdir. Yani Almanya bilmiyor mu? Yani burada şeyler var, söyleyiniz, mülteci olayı var. Kendisine yine bu adam başka türlü bir harekete girecek olursa kendisine dünya kadar sorun çıkacağını. Veyahut da ABD bilmiyor mu zannediyorsun? Aha, ben bizim büyükelçi bunu söylediği zaman tutacak Rusya'ya daha fazla kırılacak. Belki de artık F-16'lar demeyecek. Ben su bilmem kaç uçaklarını almaya kaldım diyecek ve daha fazla doğuya doğru kaydı. Bunları bilmiyorlar. Biliyorlar. Yaptıkları bence hata şu. Yaptıkları hata şu. Karşılarındaki insanın bu insan haklarına, şuna buna gerçekten yani bir tepki doğru bir tepki vereceğini falan varsaymak gibi bir hataları var. Belki onu da düşünmediler. Yani olmasa bile biz şu ülkeler olarak böyle bir tavrı, böyle bir davranışı uygun görmüyoruz. Bu uygun görmediğimizi Türk halkına ifade edelim. Ve dolayısıyla Türk halkı da şunu da görsün. Bu tür bir yönetim anlayışıyla devam eden bu cumhurbaşkanına bizim başka bir desteğimiz olmayacak. Yani senin söylemiş olduğun konuya. Peki Evet. Bu konuda son bir soruyla bu konuyu kapatıp tezkere meselesine geçmek istiyorum. Bu hafta sonu biliyorsunuz Roma'da önemli bir zirve var. G20 zirvesi ve orada bu 10 ülkenin neredeyse tamamı da olacak ve Türkiye'de olacak. Ve zaten Cumhurbaşkanı'nın New York'ta Biden'la görüşememesi ve burada da görüşmeyi istemesi var. Ama sadece Biden söz konusu değil. Tabii ki Almanya'nın, Fransa'nın, Kanada'nın da birçok ülkenin bu imzacı büyükelçilerin liderleri de orada olacak. Ve herhalde biz de o zirvede Erdoğan'ın temaslarını bir de böyle okuyacağız. Yani büyükelçi krizi zirveye nasıl yansıdı diye biz gazeteciler olarak sorgulayacağız. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Bu hamlenin ardından Erdoğan Roma'ya daha bir fazla ilgi mi görür? Yoksa insanlar dediğim burada tavır aldığı büyükelçilerin
liderleri ona bu nedenle daha bir mesafe mi koyar? Bence negatif anlamda, yani olumsuz anlamda ilgi çeker. Niye biliyor musunuz? O 10 ülke şeye, cumhurbaşkanına nasıl tavır koyacaklarını da önceden bilir. Anlatabildim mi? Yani ilginin şeyi odur. Yani normal şartlarda ben size şöyle söyleyeyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olsam ve de Almanya'da Türklere yapılan insan haklarıyla ilgili bir takım kötülüklerden dolayı desem ki ey Almanya, bunları düzelt. Bak içeride benim şöyle bir adamım var. Bunu çıkartmazsan olmaz. Uluslararası hukuka aykırıdır, şudur budur filan falan. Şimdi böyle bir ortamda o da benim büyükelçimi Alman atsa dışarıya. Dese ki persona non grata ilan et. Sonra geriye adım atsa da bir diplomat olarak söylüyorum sana ve bir ülkeyi temsil etmiş, kendi ülkemi Türkiye'yi ve Türkleri temsil etmiş bir insan olarak sana söylüyorum. Ben o daha sonra efendim bilmem ne zirvesi olacak da G20 gideceğiz oraya da hayatta Alman Cumhurbaşkanı'nın veyahut da bilmem kimin suratına bakmaz. Çok samimi söylüyorum bunu. Yani şunu biliniz, şunu biliniz, bu iş bitmedi daha. Yani ben döndüm, kendi halkıma dedim ki ben kardeş bak kahramanlığı yaptım. Hem de nasıl? Öf be, hepsi geriye çekildi. Tamam mı? Şimdi bundan sonra o geriye çekilenler var ya, siz görün, bu geriye çekilenler, bu geriye çekilmenin ardından Cumhurbaşkanı'yla nasıl hesaplaşacaklarının başka tür formülasyonunu bulurlar. Açıkçası ABD, Almanya, Fransa işte diğerleri için bir sürü o kadar çok konuları var ki onların içerisinde önem bile vermiyor olanlar da olabilir. Tamam mı? Ama ben şunu iyi biliyorum. Avrupa Birliği üyeleri veyahut da Amerika veyahut da şu bu altındaki yani o şeyin dışişlerinin alt seviyedeki bürokratları ve diplomatları dahil hepsi bir diş bileyip buna karşı ne yapacaklarını ortaya koyacaklardır. Yani çok kötü bir olay. Bu 2023'te efendim ben şeyi alacağım, iktidarı alacağım diye böyle tavırlar Türkiye'yi bu duruma sokmayın. Çünkü zaten krizdeyiz. Bakın dolar aldı başını bilmem nereye gitti. Şimdi göya biraz aşağıya doğru gidiyor. Bakın mesela şimdi şunu beraber gözleyelim istersen Kuşak. Avrupa Konseyi ne dedi? Ben Kasım ayında bu konuyu ele alacağım. Kasım ne zaman? Şeyin söyleyeyim. Bizim Osman arkadaşımızın mahkemesinin olacağı zaman. O mahkemeden olumsuz bir şey çıktığında Avrupa Konseyi'nin bize ne tür yaptırımlar koyacağını göreceğiz. O zaman da vallahi ne der Cumhurbaşkanı bilmiyorum. Avrupa Konseyi'ni nasıl dize getirdim falan diyecektir herhalde. Evet, tezkere meselesine gelelim. Bilmeyenler için, sizi çok tanımayanlar için hatırlatalım. Siz Orta Doğu'yu çok iyi biliyorsunuz. Özellikle Irak'ta büyükelçilik yaptınız. Kamu güvenliği müsteşarlığı yaptınız. Kürt meselesine çok hakimsiniz. Hem bilginiz hem de tanışıklıklarınız var, temaslarınız var değişik vesilelerle. Ve şu anda bir tezkere, Irak ve Suriye'ye yönelik tezkerenin uzatılması söz konusu. Zaten kesinleşti. İktidar ortakları artı İyi Parti destek veriyor. CHP tavırsız diyelim, öyle diyelim, net bir tavır beyan etmedi. HDP karşı çıkıyor ve bu tezkere geçecek. Burada söz konusu olan şey nedir? Yani Irak'ta ve Suriye'de, esas anladığımız kadarıyla Suriye daha öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni harekatlar mı düşünüyor, nerelere düşünüyor ve
bunların getirisi götürüsü Türkiye'ye ne olur? Bence hani içeride herhangi bir kahramanlık destanı yazamayacak olan Cumhurbaşkanı ve biraz önce hani büyükelçileri konuştuk. Büyükelçilerin ve o yabancı ülkelerin Türkiye'ye insan haklarıyla ilgili olarak bizim tavrımızda hiçbir değişiklik yok demelerine rağmen bundan bir kahramanlık çıkardı Cumhurbaşkanı. Öyle anlaşılıyor ki doğrudan bundan sonra dış politikayı kullanacaktır. Başka bir manevrası kalmaz. Sadece dış politika üzerinden halka yahu ben olmazsam ne bu ülkenin güvenliği kalır ne bir şey kalır falan onu ortaya koymaya çalışacaktır. Şimdi CHP eski bir yani şu anda parti üyesi ve eski yönetici olarak ben çok açık şunu söylüyorum ve görüyorum da. Diyorum ki bir defa 2023'e kadar yani 2 sene sürecek bir tezkere istiyor Cumhurbaşkanı. Ve bu tezkerede bazı noktalar işte ifade edilmişse de lafzına ve ruhuna baktığınızda ben vallahi alırım elime kılıcı istediğim yere de ilerim. Şimdi orada daha önce yaptıklarını gördük. Ben çok önce yaptığım görüşmelerde yani daha doğrusu konuşmalarda dedim ki arkadaşım Cumhurbaşkanı İdlib bir çıban başı orada dururken ve orada başımıza çok büyük belalar gelecekken bilmem nereye çevriliyor bilen falan yani oradan gelen tehdit yok mudur? Vardır. Ama bu tehdit bütün bir oradaki yerleşik Kürt halkını bir yerlere itecek, yerlerinden etmiş, ortaya çıkartacak kadar şey midir? Yani şöyle söyleyeyim, artık Cumhurbaşkanı'nın gözü çok kara. Bakın, gözü çok kara. Ve de ben her şeyi bekliyorum. Yani ben açıkçası yalnız bunun getireceği tehlike şu. Şimdi 2 tane olay var. Eğer ABD ve Rusya'nın kazara ayağına basarsa yani yazık olur. Türkiye'ye yazık olur ve askerimize yazık olur. Yani çünkü bizim askerimiz orada mesela İdlib'de şu anda kaç tane şey noktası, gözleme noktası var bilmiyorum açıkçası. Ama yani hadi 1000 tane asker olsun. Öbür tarafta Suriye ordusu, öbür tarafta Rusya'nın hava gücü var. Şimdi İdlib'de hayda habire şeyleri koruyor, cihatçıları koruyor bizim Cumhurbaşkanı. Kazara yani korumaya devam ederse ve Rus artı Suriye ordusu oraya hücum etmeye kalkarsa yazık değil mi benim askerime ya? Yani yurt içinde ben terörle mücadelenin en üst seviyeye çıkartma imkanına sahipim. Niçin Suriye içerisinde terör şeyini genişlettim? Yani terörist ya da terör alanımı genişletiyorum. Bunu anlayamıyorum ya. Olmaz. Yani bizim bir tek tezkerede içinde görmemiz gereken nedir biliyor musunuz? 2 tane şey var şimdi. Birincisi İdlib'den gelecek İslami teröristlere ve cihatçılara karşı sınırlarımızı savunmaktır. Ve ikincisi olası bir iç savaşta sınırlarımıza gelecek mültecileri durdurmak amacıyla
savunmaya yönelik bir şey alması için, pozisyon alması için ancak bu hükümete görev verilebilir. Olay odur orada. Peki, tamamlayın sözünüzü. Irak'ta ise, mesele şudur, bakın Irak'ta biraz geriye gidip bir şey söyleyeceğim Ruşen'cim. Ben Irak'taki Kürt bölgesiyle Türkiye'nin arasını düzeltmek üzere oluşturduğumuz, dışişlerinde geliştirdiğimiz bir stratejiyi uygulamakla görevliyken hatırlarsın askeriyeden aman Allah çok şey yedim. Sadece askeriye değil artı diğer insanlardan. Bunlar şunu görmediler. Biz bir stratejiyle orta vadede şeyin Kürt bölgesinin bizimle birlikte PKK'ya karşı bir yani şiddete karşı bir pozisyon almasını gerçekleştiririz dediler. Ve bana vatan aynı dediler. İşte şeye Mesut Barzani'ye dünyanın lafını ettiler. Ve bugün nereye geldik biliyor musunuz? Bugün Mesut Barzani ve KDP Türkiye ile birlikte PKK'nın Sincar'da daha fazla şey olmasın diye, güçlenmeye kalkmasın diye birlikte harekat yapar hale geldik. Yani demek ki bizim Suriye'de de daha önce Irak'ta yaptığımız gibi bir strateji izlemek suretiyle oradaki Kürt vatandaşları bize daha müzahir hale getirip düşman oluşturmak değil, birlikte yaşamayı, ahenk içerisinde yaşamayı. Gerek büyükelçi meselesi olsun, gerek tezkere meselesi olsun, gerekse bundan önceki birçok olayda olsun. Muhalefet partilerinin özellikle İyi Parti ve CHP'nin dış politika konularında iktidarla çok ters düşmemeye, o milli duruş sergilemeye aşırı özen gösterdiklerine tanık olduk. İstisnalar tabii ki oldu ama bunu nasıl buluyorsunuz? Buradan çıkmaları gerekmiyor mu? Çıkmak için ne yapmaları gerek? Şimdi İyi Parti için bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü o kararını açıklamış zaten ve dediğiniz gibi aynı yolda gidiyor. Yani şimdi şöyle bakın yalnız yurt dışında yani bize yatırımcı gelecekse, dolayısıyla istihdamımız artacaksa, fon bulacaksa, kredilerimiz olacaksa, yine Batı'yla birazcık entegre olacaksak, Rusya ile ilişkilerimiz iyi gidecekse filan. Şimdi bunun için insanlar, diğer ülkelerin başkanları, başbakanları Türkiye'de gerçekten insani değerler üzerine ve de demokratik değerler üzerine politika yapabilen bir lider arıyorlar. Birisini görmek istiyorlar. Yani eğer siz Erdoğan'ın yaptığının aynısını yaparsanız o zaman zaten yani işin aslı orada yani sizin taklit etmenize lüzum yok diye bakabiliyorlar. Şimdi ben açıkçası Kemal Bey'in bu defa bu tezkereyle daha farklı bir pozisyonda hareket etmesinin mümkün olabildiğini söylüyorum. Bu belki tezkerenin yani geçmesini engellemeyecektir. Ama Kemal Bey'in gerçekten batılı değerler veyahut da demokratik değerlerde iyi yani diğer ülkelerin muhatap alabilecekleri yani en başta söyledim ya Türkiye sadece Tayyip Bey'den ibaret değil diye. Türkiye'de bal gibi başkalarının da olduğunu gösterecektir. Ve ben şunu söylüyorum. Önümüzdeki süreçte dış politikada muhalefetin yapması gereken ana şey iktidarın peşine hiçbir surette takılmamaktır. Yani
orada herhangi bir operasyon, şudur budur, ya büyükelçilerin şeyini bile böyle çevirebilen bir insan, orada hiç kimsenin görmediği operasyonlara kahramanlıklar yapar. Onun için yani kararsızları, bakın kararsızlar gerçekten niye kararsız olduklarını bilen insanlar. Akıllı insanlar, yani diğerlerine akılsız demiyorum. Ama başka ideallerle bakanlar mı? Onun için ben CHP'nin açıkçası bu şeyde tezkere meselesinde farklı bir yaklaşımla şeyin peşinden gitmemesi gerektiğini düşünüyorum ve öyle umuyorum. Burada tabii seçmenden bir korku var sanki. Yani biz böyle milli davalarda gayrimilli algı yaratırsak gibi bir tedirginlik var. Vallahi CHP seçmeninden ve de bu yani nasıl söyleyeyim AKP'nin kemik tabanı dışındaki diğerlerinden böyle bir şeyi böyle bir şeyden korkmaması lazım CHP. Yani çünkü Türkiye gidiyor. Şey diyor, bunun artık çıkarı kalmamış ya. Yani Türkiye'nin daha mı fazla sorunların içerisine batmasını istiyoruz. İstemiyoruz. Hiç kimse istemiyor. O zaman bunun gereğini ana muhalefet partisinin de İYİ Parti'nin de Millet İttifakı'nın yapması gerekiyor. Yani neymiş efendim? Milliyetçilere şey dağıtacaklar. Ya MHP'de var, AKP'de var. Yani dolayısıyla o değil. Bizim kadar milliyetçi belki başkası olamaz. Yani yerli ve millilikten bahsediyor bu şey. Tamam mı? Eğer o şeyse, ben açıkça söylüyorum. Eğer Cumhurbaşkanı ve etrafındaki bir takım yalakalar milli ve yerliyse ben vatanperverim abi. Ben bu vatan için ölmesini bilecek ama vatanperver bir adam. İşte o kararsızlar, işte o CHP'liler hepsi bu memleketi aynı milli hislerle bu vatanı bu kadar çok severek koruyacaklar. Dolayısıyla hiç öyle şeyden ben bu defa Kemal Bey'in pek korkacağını zannetmiyorum. Evet, burada noktayı koyalım o zaman. Çok teşekkürler Sayın Murat Özçelik. Büyükelçilerden başladık, tezkereyle devam ettik ve tabii ki iktidarın bunları neden yapmak istediğini ve muhalefetin neyi yanlış, neyi doğru yaptığını ya da ne yapması gerektiğini konuştuk. Çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.